Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bu bölümde öğrenciyken para nasıl kazanabiliriz? Hem üniversite öğrencisiyken hem lise öğrencisiyken kendimize ufak da olsa bilgileri nasıl kazandırabiliriz? Ne işler yapabiliriz? İş fikirleri nelerdir öğrenciyken yapılabilecek? Kendimin yaptığı ve çevremde yaparken gördüğüm insanların fikirlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım sizin için de faydalı video olur. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Sevgili dostlarım, ister lise okuyalım, ister üniversite okuyalım, öğrenciyken para kazanmak oldukça önemli. Çünkü her zaman paraya ihtiyacımız oluyor. Peki parayı nasıl kazanabiliriz, nasıl gelir elde edebiliriz? Bunun pek çok yolu var. Yani burada anket doldurun, yok internetten şuna tıklayın, para kazanın. O tarz şeyleri ben de denedim. Pek bir sonucunu görmedim yani. Güya anket dolduruyorsun ama gelen giden yok. Yani baktığınız zaman mantıklı gibi geliyor ama işlerken sistemin içinde öyle değil maalesef. Bunun için biraz daha kendi denediğim, çevremde deneyenleri gördüğüm ve yapılabilir işlerden bahsetmek istiyorum size sevgili dostlarım bugün. Bunların ilk sırasında bence alıp satmak geliyor. Özellikle Letgo gibi, sahibinden gibi ikinci el platformlarda telefon olur. Bunun yanı sıra farklı ürünler olur. Özellikle üniversitedeyken hazırlık kitaplar olabilir. Bu kitaplar gerçekten çok pahalı ve bazen bir sonraki sene aynı kitabı okununca bu kitabı ikinciye satanlar, yani kullanılmayan kitapları topluyorlar, temiz olanları ve sonra satabiliyorlar. Mesela kitap 300 liraysa bedavaya alıyor, 50 liraya satıyor. 50 lira 50 liradır, para paradır. Bunun yanı sıra diğer okuma kitapları olabilir. Ben mesela lisedeyken ucuz kitapları topluyordum ve gidiyordum sahafa satıyordum. Bu belki 25 lira 30 lira bana para kazandırıyordu. Yani bu şekilde para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Mutlaka alın satın, telefon alıp satabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınızın bir telefonu vardır, uygun fiyata satıyordur, onu alırsınız. 1000 lira üstüne siz satarsınız ya da ufak bir bakım yaparsınız, temizlersiniz, onu siz satarsınız. Aynı şekilde sermayeniz vardır. Baktığınız bir araba var, uygun fiyatlı araba alıp satabilirsiniz. Ben bunları hep gördüm üniversite arkadaşlarımda, bunları yapıyorlardı. Özellikle kitap satmak, telefon alıp satmak, pek çok şekilde denenen şeyler. Bunun yanı sıra başka ne yapabiliriz dostlarım? Freelance işlere odaklanabiliriz. Zaten freelance platformlarını ve dolarla para kazanmayı size dolarla para kazan videomda göstermiştim. Yani Fiverr gibi, Upwork gibi, Beyondluk gibi farklı yerlerden freelance işler bulabilirsiniz. Ve bunların yurt dışı versiyonlarında, yani freelance.com, Upwork, Fiverr gibi platformlarda siz de dolarla para kazanabilirsiniz. Ya da burada Beyondluk'tan pek çok freelance iş bulabilirsiniz. Buradan seslendirmeden, metin yazarlığına, video editörlüğüne, logo tasarımına kadar pek çok şey yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey dostlarım, satmamız gerek. Elimizde ne olursa olsun bunu satamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Yani elinizdeki şey belki 1 milyon dolarlık bir şey ama siz bunu satamadıktan sonra size bir faydası yok ki bunun. Ya da bu insanlar bunun 1 milyon dolar olduğunu nereden bilecek? Bu yüzden ne yeteneğimiz varsa, biz çok mu iyi Photoshop kullanıyoruz? Bu yeteneğimizi satmamız lazım. Benim mesela birkaç arkadaşım vardı. Yani gerçekten Adobe Illustrator'da çok iyilerdi ve bu işi oldukça ilerlettiler. Daha üniversite yaşamındayken ciddi miktarda para kazanmaya başladılar. Bunun gibi pek çok yeteneğiniz vardır illaki sizin de. Yoksa bile en basitinden bir metin yazarlığı, artık pek çok web sitesi SEO'larda öne çıkmak için bloglar üretiyorlar ve siz de Beyondluk gibi ya da diğer iş ilanları sitelerinden bu tarz şeyleri bulabilirsiniz ve bunlardan metin yazarlığı yaparak siz de bir para kazanabilirsiniz. Bunun yanı sıra video edit yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun gibi pek çok freelance iş yapabilirsiniz. Önemli olan bu işleri kovalamak ve mutlaka satmayı bilmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Özellikle de yeteneklerimizi. Satış nasıl yapılır diye düşünüyorsanız eğer, satış nasıl yapılır videomuzu izleyerek satış hakkında fikir sahibi olursunuz. İnsanlar neden satın alıyor, bunu öğrenebilirsiniz sevgili dostlarım. Diğer maddemizde ise YouTube var sevgili dostlarım. YouTube gerçekten çok önemli. Benim YouTube'la ilgili en büyük pişmanlığım, keşke daha erken başlasaydım. Ama bugün başladım, bunun için de oldukça mutluyum. Yani daha erken başlasaydım, mesela üniversite 1. sınıfta başlasaydım, daha fazla video üretebilirdim. Daha fazla insanla bir araya gelip daha farklı videolar üretebilirdim. Bulunduğum ortamları, startup ortamlarını çekebilirdim. Daha güzel içerikler, daha fazla içerikler ortaya çıkartabilirdim. Siz de bu yüzden üniversitede olun, lisede olun, ilgilendiğiniz alanda mutlaka YouTube üzerinden bir şeyler yapmaya çalışın. Bu kendinizi geliştirmenizi sağlayacak sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra yine video montajı öğreneceksiniz, yazı yazmayı öğreneceksiniz, daha farklı düşünmeyi öğreneceksiniz. Bu size her yönden artı sağlayacak ve üniversitede ya da lisede nerede olursa olsun freelance olarak pek çok işin kapısını sizler için açacak sevgili dostlarım. İşte bunun için mutlaka YouTube gibi farklı denemelerde, farklı girişimlerde bulunun. Bunların size faydası olur ama zararı olmaz. İlerleyen zamanlarda aboneleriniz artar, biraz da para kazanmaya başlarsanız sevgili dostlarım, işte o zaman tadından yenmez. Diğer maddemizde ise sevgili dostlarım, ders vermek var.
Üniversite sürecinde oldukça sıkı bir şekilde ders çalışıyoruz. Önceki dersleri tekrar ediyoruz. Bu tarih olabilir, sosyal, matematik, Türkçe, İngilizce. Mesela İngilizcem çok mu iyi? Benim çevremde böyle arkadaşlarım da vardı. Bunlar lise öğrencilerine üniversitedeyken, yani kendileri üniversitede okuyorken lise öğrencilerine dersler veriyordu ya da daha küçük ortaokul öğrencilerine dersler verebiliyordu. Matematikte verebiliyorlar, İngilizce'de, Türkçe'de, diğer derslerde. Yani eğer bir derste iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, ders verebilecek seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle bence ders vermelisiniz. Hem yeni insanlarla tanışmış olursunuz, hem de cebinize biraz harçlık katmış olursunuz. İçinizdeki bilgiyi değerlendirirsiniz sevgili dostlarım. Yine dilden gidecek olursak çevirmenlik yapabiliriz. Çevirmenlik yapmak hem bizim dil seviyemizi geliştirmiş olur hem de bir yandan para kazanmamızı sağlar sevgili dostlarım. Pek çok dizi, film platformu var. Bunlarda çevirmenlik yapabilirsiniz. Yani cüzi ücretler karşılığında da olsa hem pratik yapmış olursunuz, dilinizi geliştirmiş olursunuz hem de para kazanmış olursunuz. Bunun yanı sıra farklı şeyleri çeviri yapabilirsiniz. Mesela işte makaleler vardır, farklı şeyler vardır. Yine para karşılığında bunların çevirisini yapabilirsiniz. Çevirmesine yardımcı olabilirsiniz. Ya da web siteleri vardır. Bu web sitelerinin İngilizce sürümlerini ya da bildiğiniz İspanyolca olabilir, Fransızca olabilir. O sürümlerini yapabilirsiniz daha pratik bir dilde. Yani hem para kazanırsınız hem bildiğiniz şeyi daha da geliştirmiş olursunuz. İki türlü de faydalanmış olursunuz sevgili dostlarım. Bir diğer fikir ise bunu çevrende çok sık görüyorum. Giymediğiniz kıyafetler, kullanmadığınız eşyalar varsa Letgo gibi, dolap gibi pazar yerlerinden satmak sevgili dostlarım. Bu oldukça mantıklı oluyor. Bu sefer zaten alırken de ben bunu kaça satarım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Aldığınız şey daha değerli oluyor. Kullanırken daha kıymetli kullanıyorsunuz. Ve işiniz bittikten sonra onu satabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Bu bir ister eşya olsun, işte fotoğraf makinesidir, telefondur. Bunun yanı sıra elbiseler olsun, aksesuarlar olsun. Bunlardan kullanmadıklarınız hem gardırobunuzda yer açmış olursunuz, yerden tasarruf edersiniz. Hem de bunları boşa duracağına, sizin yerinizi kaplayacağına parayı çevirmiş olursunuz. Ve cebinize para girmiş olur sevgili dostlarım. Öğrenciyken para kazanabileceğimiz diğer yollardan birisi ise sevgili dostlarım piyasaları takip etmek. Bu hem kripto piyasaları olsun hem de normal piyasalar olsun. Bunları takip ederek para kazanan pek çok arkadaşım var benim. İlk başlarda gerçekten çok zor, pek çok şeyi araştırmanız, öğrenmeniz lazım. Ama öğrendikten sonra gerçekten ciddi manada paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz kendiniz araştırıp öğrenmelisiniz. Bunun para kazanmanın yanında para kaybetmek de var. Yani bazen kaybettikleriniz kazandıklarınızı geçebiliyor. Bu yüzden doğru bir şekilde araştırmalısınız. Ama işi öğrendikten sonra, yapabildikten sonra para kazanan pek çok insan var bu işlerden. Siz de bir araştırabilirsiniz. Öğrenciyken bunları öğrenmek her zaman işinize yarayacaktır sevgili dostlarım. Öğrenciler için para kazandıran iş fikirlerinden birisi ise sosyal medya hesabı geliştirip bunları satmak sevgili dostlarım. Instagram olabilir, Twitter olabilir, YouTube hesabı olabilir. Bu hesaplar gerçekten ciddi manada paralara alıcı bulabiliyor sevgili dostlarım. Sizin de iyi olduğunuz bir alan varsa, ilgilendiğiniz bir alan varsa bunlarla ilgili içerikler üretin ve bunları paylaşın sevgili dostlarım. İşte mimarlık mı okuyorsunuz? Mimari şeyleri paylaşabilirsiniz. Bunun gibi pek çok Instagram sayfası var zaten ve hesabınızı doğru şekilde büyütebilirsiniz. Instagram'la ilgili videoları izlemek için de kartlara tıklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine farklı şeylerle ilgileniyor olabilirsiniz. Kişisel gelişimle olabilir, psikolojiyle olabilir, diyetisyenlikle olabilir. Bu tarz şeyleri paylaşarak hesabınızı büyütürsünüz. Hem sosyal medya yönetimini öğrenmiş olursunuz, hem de ilerleyen zamanlarda bunu satmak isterseniz satarsınız güzel bir paraya ve işinize bakarsınız sevgili dostlarım. Bu yüzden sosyal medyanın gücünü asla ama asla unutmayın. Sosyal medyada ne olursa olsun bir alandan başlamanız gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü bu size pek çok şey katıyor, pek çok yeni şey öğrendiriyor, pek çok yeni insanla tanıştırıyor, ufkunuzu ve vizyonunuzu genişletiyor sevgili dostlarım. Bunların hepsi internet üzerinden yapabileceğiniz işlerde sevgili dostlarım. İster lisede olun, ister üniversitede olun. Bu fikirlerden size en çok uyanı bulup bunları kendiniz için hayata geçirebilirsiniz. Ya da fiziki olarak ya da online olarak yine part-time bir işte çalışabilirsiniz. Yani baristalık yapıp da çok iyi paralar kazanan arkadaşlarım da var üniversite okuyup. Bunun yanı sıra farklı işlerde çalışanlar da var part-time. Yani önemli olan çalışmak isteyin, önemli olan para kazanmak isteyin. Zihniniz size o para kazanma yolunu bir şekilde gösteriyor. O sizin karşınıza bir şekilde çıkıyor. Kendinize en uygun işi, yapabileceğiniz en uygun işi buluyorsunuz. O işi yapıp para kazanmaya başlıyorsunuz. Üniversitede para kazanmak aslında oldukça güzel bir şey. Çünkü paranın nasıl kazanılacağını bilirseniz sizin için o kadar avantajlı olur. Ve bu süreçlerde sürekli yeni insanlarla tanışırsınız ve network'ünüz genişler. Her zaman dediğim gibi your network is your network. Yani sizin network'ünüz sizin net değerinizde sevgili dostlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.